Bizlerle birlikte Trav Yatırım Araştırma Direktörü Serdar Pazı olacak. Hoş geldiniz, merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar. Sağolunuz, teşekkür ederiz. Önce tarım dışı istihdamla başlayalım isterseniz. Özel sektör istihdam verisi 242 bin olarak açıklandı. 2 gün üst üste Powell'ın mesajlarını, Şahin mesajlarını gördük ve bugün de tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı gelecek. Nedir beklentiniz, son yaşananları nasıl okuyorsunuz? Tabii araya yani Powell'ın açıklamalarıyla tarım dışı istihdam verisi arasında bir de Amerika'da Silikon Vadisi Bankası üzerinden alevlenen tahvil pozisyonlarının zarara geçmesi ve bankacılık sektörü üzerinde baskı yaratması. Tabii Silikon Vadisi Bankası'nda kalmadı olay. JP Morgan Chase gibi, Bank of America Merrill Lynch gibi büyük bankalara da sirayet etti Amerikan seansının kapanışa doğru. O yüzden yani hem Fed Powell'ın Şahin konuşmaları hem bankacılık tarafındaki endişeler hem de tarım dışı istihdam verisi gibi böyle bir üçlü aslında endişe setiyle giriyoruz bugünkü veriye. Şimdi veri de tabii geçen ay çok kuvvetli 500 bin gibi bir gerçekleşme oldu. Ve Fed'in de artık 50 bas puan artırım yapacağı vadeli piyasalarda %60'lar 70'ten nispetinde fiyatlanıyor. Yani ağırlıklı senaryo haline gelmiş durumda. Bugün de bir kuvvetli veri gelirse ki ben düşük ihtimal veriyorum buna. Tabii iyiden iyiye Fed'in faizleri 6'ya getirmeden rahat etmeyeceği, durmayacağı fiyatlanır ve bir kuvvetli satış da hafta sonlanır. Ama ben biraz daha makul taraftayım. Yani 200 bin civarı bir veri beklentilere yakın ve muhtemelen geçtiğimiz aya ilişkin bir aşağı yönde revizyon sınırlı da olsa biraz bu aşırı satım bölgesinde olan piyasaların toparlanmasına, nefes almasına izin verir. Topyekün bir inanılmaz ralli başlar, sorunlar tamamen hallolur, geride kalır demiyorum ama biraz daha nefes alarak haftayı tamamlar Amerika piyasaları diye tahmin ediyorum. Peki Mart ayında gerçekleşecek olan Fed'in faiz kararı öncesinde bir önemli başlık bu. Evet, ikincisi de önümüzdeki hafta açıklanacak olan Amerika'daki enflasyon. Enflasyona yönelik beklentiniz nedir? 6,5 gelmişti. Burada biraz daha düşüş olacak mı yoksa beklentilerin üzerine çıkma ihtimali de var mı? Son gelen veri setinde sadece Amerika'da değil Avrupa'da da şunu görüyoruz. Yani alınan önlemlerle faizlerin arttırılmasıyla para arzının daraltılması, varlık alımlarının sonlandırılması, bilançonun küçültmeye başlanması ile beraber bir alınan mesafe var. Yani enflasyon işte 9'lardan 10'lardan 6'lara 7'lere doğru geldi. Avrupa'da hala daha biraz daha yukarıda ama Amerika'da 6'lı seviyelere geldi. Ama çekirdek enflasyon gibi ya da farklı kalemleri ayrıştırarak baktığımız yani ana trend ne tarafta? Enerjiyi, gıdayı çok volatil kalemleri hariç bırakarak incelediğimiz zaman o düşüş hızının azaldığı. Yani biz şimdi hemen hemen her ay neredeyse yarım puan bir puan aşağı geliyor diye son aylarda fiyatlarken. Şimdi biraz artık fiyatlarda yavaş yavaş ataletin gerçekleşmesi. Yani çok fazla faiz artırımına artık fiyat baskısının aynı ölçüde azalmayarak yanıt vermesi. Ona İşte atalet diyoruz ekonomide ve hani bununla beraber yüzde böyle 5'ler 6'lar civarında kemikleşmeye, konsolidasyona başlayan bir veri seti zaten Fed'i aslında hani 25 ile ben bu işi kotaramayacağım. 50 bir en azından yapıp %6'ya da getireceğim sinyalini ve 2023'te kesinlikle bir faiz indirimi olmayacak sinyalini vermeye iten durum bu. O yüzden ben biraz da bunun teyidi niteliğinde gelir diye düşünüyorum. Yani %6'lar civarında belki minör hani 0,1 0,2 lik hata payı muhakkak var bu işin içinde ama enflasyondaki düşüşün oldukça hız kestiğini göreceğiz ve Fed'i de biraz aslında faiz artırımlarına yönelten bu diye düşünüyorum. Peki tahvil fiyatlamalarındaki hareketliliği nasıl okuyorsunuz? 2 yıllık tahviller Amerika'da %5'in üzerini gördü. Şu sıralarda 4,8 bandında işlemlere devam ediyor. Bu fiyatlamalar resesyon fiyatlaması mı? Gelen veriler anlamında baktığımızda bir resesyon söz konusu değil gibi. Peki ama buradaki hareketliliğin sebebi sizce nedir? Tabii Fed kısa vadeli politika faizini değiştiriyor ve normal bir hani merkez bankacılığı iletişiminde olduğu gibi bunun verdiği sinyalle sistemdeki diğer aktörler, bankalar, oyuncular diğer faizleri bunun çevresinde şekillendiriyor. Şimdi Fed eğer 6'ya doğru gelecekse 2 yıllık tahvilinde 5'in üzerinde bir yere gelmesi, 10 yıllık tahvilin 4'ün üzerine bir yere yerleşmesi normal, makul. Ama tabii diğer taraftan da bugün yaşanan gibi işte o Silikon Vadisi Bankası hadisesinde olduğu gibi bir sermaye piyasalarında yaşanan hareketlilik, endekslerde satış baskısı biraz güvenli liman talebini ön plana çıkarıp tahvillerdeki hareketi biraz ötelemiş durumda gibi gözüküyor. Ama 2 yıllık tahvillerin
%5 ve üzerinde kaldığı bir dünya. Zaten diğer gelişen ülkeler adına da, onların kendine kaynak yaratması adına da risk iştahını baskılayan bir durum. O yüzden hani çok olumlu, ılımlı bir şey dememiz zor. 2 ve 10 yıllık tahvil faiz farkı bir resesyonu artık iyiden iyice kesin olduğunu. Çünkü tarihte pek eşi benzeri olmayan bir faiz farkı. Yani 2 yıllık ne kadar yukarıdaysa 10 yıla göre resesyon riski o kadar daha fazla bono piyasası tarafından fiyatlanıyor demek. Ama sizin de dile getirdiğiniz gibi istihdam piyasası bu kadar kuvvetliyken, yani ayda 500 bin yeni istihdam yaratan bir ekonomi de resesyona girecek demek de hani biraz eşyanın tabiatına aykırı. Ve istihdam tarafındaki veriler biraz geriden takip ediyor. Yani resesyonu öncü gösterge olarak ölçen bir veri değil. Bunu kabul ediyorum. Ama bu kadar da kuvvetli bir istihdam yaratan ekonominin çok kısa sürede resesyona gireceğini de düşünmüyorum. O yüzden yumuşak iniş senaryoları bana biraz daha yakın FED tarafından dile getirilen. Peki küresel ölçekte doların bu haftaki güçlenişini nasıl değerlendiriyorsunuz? 104 bandında başladı. 106'ya doğru bir hareket yaptı. Bugün de hemen 105.2 seviyelerinde işlemlerine devam ediyor. Şimdi Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere biraz daha geride kaldılar FED'e göre ve işte Japonya'da bu sıfıra yakın faiz politikasına devam, işte faizlerde bir üst bant belirleme uzun vadelilerde, ona mukabil sınırsız tahvil alıma devam ediyor. Yani bu işler hep görece birbiriyle, yani birinin ne yaptığı değil diğerlerinin ne yapmadığı da aslında belirleyici oluyor. Şimdi Avrupa'da enflasyon beklentilerindeki düşüşe hemen Avrupa Merkez Bankası'ndan bazı yetkililerden biz de faiz artımlarını o zaman yavaşlatalım şeklinde bir yaklaşım geldi. FED tarafından da 25 bas puanlık 2-3 arttırım beklenirken 50 bas puan bir kere de arttırım ihtimali geldi. Yani aradaki faiz makası doları destekleyen, diğer para birimlerini geride tutan bir akış var haber tarafında. O yüzden buna bağlıyorum daha ziyade. Ama 1.05'ler civarında euro doların bir dip oluşumu yapmış olması, yapma çabası önemli. Hani bugün bahsettiğim olası senaryoyla hani makul bir tarım başı istihdam, işte makul bir işsizlik oranı, geçtiğimiz aylara ilişkin ufak bir revizyonla vesaire 1.05'ler civarında bir denge oluşumu ve işte ilk planda euro dolarda 1.06.50, işte sterlinde 1.20-1.20.30, dolar yende 135 gibi seviyelere doğru bir hareket yaşanabilir diye değerlendiriyorum. Bu hareketler altında da biraz daha aşağı yönlü görünümleri beraberinde getirdi. Ons altın için bu haftayı değerlendirecek olursak neler söylersiniz? Özellikle bugünkü veri de ons altın için önemli. Kısa ve orta vadede altına yönelik beklentilerinizde bir değişiklik var mı? Altında tabii şöyle ikili bir piyasa var. Yani bir fiziki piyasa, işte giderek merkez bankalarının artan bir altın talebi olduğunu görüyoruz. İşte bizim merkez bankamız da bir istisna değil. Hem geçtiğimiz yılın son çeyreği hem bu yılın ilk birkaç ayında merkez bankaları altın stoklarını arttırmışlar. İşte Rusya'nın hani başına gelenler, hani Amerika ile bir ters düşme durumu olduğunda bu rezervlere istediği gibi erişememesi, dolar cinsi tuttuğu rezervlere, başta Çin olmak üzere dünyada merkez bankalarını biraz daha portföylerini çeşitlendirmeye itiyor. Yani taşıdıkları rezervi çeşitlendirmeye ve altın gibi kendilerinin muhafaza edebileceği ve dışarıdan başka kimsenin müdahale edemeyeceği bir yapıya doğru onları yönlendiriyor. O yüzden merkez bankalarından gelen bu talep ve kısa vadeli olarak yine kendini güvende hissetmek isteyen bireysel yatırımcıdan gelen altın fiziki talebi aslında bakıldığında fiyatların doların bu kadar kuvvetlenmesine rağmen, Fed'in bu kadar şahinleşmesine rağmen 1800'ün altına gelememesine neden oluyor. Ama 1800'lerde bir işte dip oluşumu anlamlı şekilde bu hafta geçemediği 1850-1865, hani oraları aşıp böyle yeniden 2000-2070-75 tarih zirveleri bir hareket adına Fed'in faiz arttırımlarının durduğuna ya da kısa vadede duracağına piyasanın kanaat getirmesi lazım. Hani bu olmadıkça altında baskılı seyir, ama artık yavaş yavaş, çünkü enflasyon karşısında bunların bir koruma tarihsel görevi var. Hani o minvalde ve bahsettiğim arz talep tarafındaki talebin daha ağır baskısı, hem merkez bankaları hem fiziki altın talebi, 1800'ler civarında bir dip oluşumu ama anlamlı bir tepki yukarı hareket için kesinlikle Fed tarafından daha makul mesajlar, en azından faiz artımlarının sonuna yakın olduğumuza dair mesajlar gelmesi lazım. Biraz da hani belki kısaca gümüşten bahsetmek uygun olacaktır. O biraz daha öncü gösterge olarak takip ediliyor değerli metaller camiasında. Orada da hani yukarı yönde hareketlerin birkaç gün kendini teyit edemeden hemen satış baskısına yeniden dönüştüğünü görüyoruz. Bu tabii ki negatif. Yani 20 seviyesinin altına sarkması bir yana, gümüşü 21 ve üzerine yerleşmesi lazım değerli metaller genelinde bir topyekün toparlanma görebilmemiz adına. Dolarda 19 TL'ye doğru bir hareket yavaş yavaş görüyoruz. Ons altın 1836 dolar seviyesinde. Bu gram altına
nasıl yansıyacak? 1118 TL'den işlem görüyor. Bu seviyeler alım için fırsat mıdır? Gram altın yatırımcısı aksiyonlarını nasıl almalı? Şimdi tabii dolar kuru 3-4 aydır neredeyse yata yakın bir seyir izliyor. Yani ve gün içi volatilitenin işte %0.5, %1'in bile altında seyrettiğini, tarihsel ortalamanın volatilitenin çok dışında gerçekleştiğini görüyoruz. Bunun tabii farklı nedenleri olabilir. Hani bunlara girmeden ama buralarda en azından bir enflasyon kadar kurda hareket olmadığını, bunun da potansiyel bir baskı unsuru oluşturduğunu söyleyebiliriz. Zaten ihracatçılardan gelen talep de bunu işaret ediyor. Dolayısıyla diğer taraftan hani gram TL bazında altın fiyatına baktığınız zaman bir kuru bileşeni var, bir de dolar ons bazında altın bileşeni var. Dolar ons bazında da dediğim gibi artık diplere ben yakın olduğumuzu düşünüyorum. Hani buralardan yukarı yönde hareketler hemen gelmeyebilir ama olası ilk hareket yukarı yönde olacaktır. Dolayısıyla gram altın tarafında 1100-1200 bandının alt tarafına yakınlaştık oldukça. Dolayısıyla orta uzun vadeli portföylerde her zaman yer verilmesi gereken bir varlık grubu olduğuna ben inanıyorum değerli metallerin. O yüzden değerli metale yatırım yapmayı düşünenler için hani 1100-1200 bandı gram altında 1100'e yaklaşımlar alım yönünde değerlendirilir diye düşünüyorum. Borsa İstanbul'da konuşalım. Endekste bugün geri çekilmeler var. Haftalık performansına baktığımızda %3'ün üzerinde bir getirisi söz konusu. Bankalar %16, %17'nin üzerinde bu hafta yükseliş kaydediyor. Genel görünümde oluşan seviyeler ne anlatıyor Borsa İstanbul için? 5400'ün üzerinde kalıcılık sağlandığı takdirde hangi seviyeler kısa vadede görülebilir? Şimdi bir Borsa İstanbul genel olarak dışarıdan ayrışıyor. Yani bunu büyük ölçüde nasıl dolar, TL, diğer gelişen ülke para birimlerinden farklı bir seyir izliyor. İşte dolar endeksi 104'lerden 105'lere 106'lara gidiyor. Bizim dolar kurunda çok sınırlı hareket oluyor. Endeks de buna benzer. Çünkü alınan önlemler çerçevesinde işte varlık fonunun aksiyonu, işte bireysel emeklilik sisteminde katkı fonunda oranların yukarı yönde revize edilmesi, şirketlerin açıkladıkları geri alımlar, işte bireysel emeklilik sisteminde her ay organik olarak artan hisse senedi yatırımlarının kanalize edilmesi, borsa yatırım fonlarına girişler özellikle kamu tarafında, bunlar endeksin belirli bir seviye üzerinde kalmasına neden oluyor. Tabii belirli bir seviye üzerinde kalır algısı piyasada tam olarak yerleştiğinde bu sefer hani satış yapması gereken ya da satış yapmayı düşünen de bundan vazgeçiyor ve daha minik adımlarla endeks yukarı gidebiliyor. Şimdi 5350'nin üzerine gelmesi, ben o seviyeyi önemsiyorum, önemli. Ve yukarıda 5560, bir önceki bakıldığında zirvemiz ve tarihi zirvemiz 5704. 5350 üzerinde kalındıkça, ki hani bugün itibariyle haftalık kapanışın orasının üzerinde olması önemli, bir sonraki hedefimiz 5560. Endeks 2 gündür 5500'ü deneyip oradan döndü. O da gün içi trade edenler adına takip edilecek bir ara direnç olarak belirtilebilir. 5560 ve 5704. Tabii bankacılık endeksinde yaşanan hareketlilik muhakkak destek oldu. İşte ona paralel bankaların sahibi olan holdinglere de girişler yaşandı. İşte sanayi şirketlerine temettü beklentilerine vesaire göre hareketler oldu. Bunlar endeksi tabii ki şekillendiriyor. Ama 5350 üzerinde kalınca genel görünüm olumlu ve kısa vade 5560-5704 seviyeleri takip edilmeli diye düşünüyorum. 1,5 dakikam var. Biraz sektörel anlamda da konuşacak olursak hangi sektörlere bu dönemde öne çıkarırsınız? Evet, 1,5 dakikalık toparlaması zor bir soru ama kısaca özetlemem gerekirse ben bu EYT asgari ücret adamı ile beraber hani gıda perakende ve deprem felaketi sonrasında oluşacak arz talep dengesizliği noktasında beyaz eşya mobilya tarafında bir toparlanma olmasını beklerim. Sanayi tarafında petrokimyada marjlar halen daha iyi gidiyor. Dolayısıyla orada işler biraz daha iyi. Demir çelik biraz döngüsel olarak zayıf bir süreçte. Dolayısıyla orası biraz daha endeks görece geride kalabilir diye düşünüyorum. Bankalar tabii ki çok ucuz ama bankalara katalist olarak yabancı yatırımcının geliyor olması lazım. CDS düşüşü tabii orada bir tetikleyici, biraz toparlama yaşandı. Özellikle CDS'in 515'lere gelmesiyle beraber ama sadece bu yeterli olmayacaktır bundan sonrası için. Yani yabancı yatırımcıdan bir aksiyon gelmesi gerekiyor ve bankalar gittikçe muhtemelen bu tabii ki holdinglere de destek olacaktır. Ayrıca gayrimenkul yatırım ortaklıkları da detaktif değerlerine göre iskontolu işlem görüyor diyerek 1,5 dakikayı verimli kullandım inşallah. Eyvallah, çok teşekkür ediyoruz katkılarınız, değerli görüşleriniz için. Sağ olun. Sağ olun, iyi yayınlar. Teşekkür.